Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ayşenur'u da tanıtayım size. Bu da Ayşe'nin kızı, en küçük kızı. Ne yapıyorsun, iyisin? Türkçesi de çok güzel, Almancası da çok güzel. Burada da arabası Ayşenur'un. Maşallah ehliyetini almış, arabalar sürüyor. Çok güzel valla, bayağı bir havalısın yani. Ben şimdi yine Ayşe ile gezmeye çıktım. Sizler için Hofkaismar'da gezmiş olduğum yerlerin videolarını çekiyorum arkadaşlar. Burası okulumuza çok yakın olan bir parktı. Böyle dönme şeyler var. Böyle salıncaklar var. Burada bir tane de kaykay var. Çok güzel kocaman çam ağaçları. Buraya gelirdik, otururduk, muhabbet ederdik boş ders zamanlarımızda. Yani burayı da görmüş oldum. Çok güzel bir yer yine. Böyle etrafı evler. Okulumuza, annemin evine çok yakın bir parktı. Zaman geçiriyorduk buradayken işte arkadaşlarla muhabbet, sohbet yapıyorduk. Yıllar 38, 40 yılı geçti bile. Biz şimdi Reve'ye geldik arkadaşımla beraber. Böyle bir şeyler almış kendisi. Bunu geri göndermeye geldik. Hem de birazcık Reve'yi sizler için göstereyim. Bu arada saçlarıma bakar mısınız? Rengini değiştirdim. Öyle. Birazcık koyulattım, nasıl olmuş, beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Beğendin mi? Değişiklik olsun dedim birazcık. Hep sarı sarı. Reve de burada. Şimdi içerisini gezelim bakalım sizlerle birlikte. Şimdi Reve'ye geldim. İlk defa geliyorum. Sizler için de içerisini çekeceğim böyle. Dışarıda böyle güzel güzel çiçekler koymuşlar. Mevsimi geldiği için artık. Şunlar falan o kadar güzel ki. Çok güzeldiler. Burada da böyle çiçekler var. İçerisini de sizler için çekeceğim arkadaşlarım. Güllere bakın. O kadar güzel ki bunlar büyümeyen herhalde bodur güllerde. Şöyle. İlk girişte yine çiçekler bizi karşılıyor. Kaktüsler de var. Bakın. Şöyle. Böyle cam kaselere dikmişler bunları böyle. Kalanşo bu. Kalanşo çiçeği. Böyle bardakların içine dikmişler. Minik minik. Çok canlılar ama. Bu neymiş böyle? Bu da gerçek. İçleri pembe pembe. Yine kalanşolar. Burada da çok değerli olan orkide çiçekleri. Fiyatları 13 euro. Böyle. Bütün burası da aynen çiçek bahçesi gibi olmuş. Bakın sizlere çekiyorum böyle gördüğüm güzellikleri. Allah'ım her yerde çiçek var burada da. Reve'de de bayağı çiçek satılıyor. Şunları çok seviyorum, gelin çiçeği. Demet demet. Etraf böyle kasalar. Ekmek aldık böyle bir tane, kara fırın ekmeği gibi. Şimdi makinede keselim bunu. Böyle makineler var. Kendin kesiyorsun burada. Böyle bakalım. Orta Evet. boy. Aa, ne güzel kesiyor. Böyle. Burası benim kızken çalışmış olduğum hastane arkadaşlar. Dışarıdan çekmiş olayım sizler için. İşte burası. Benim çalışmış olduğum hastane Evangelische Krankenhaus. Burası. Ben bu bölümde çalışıyordum böyle arkadaşlar. Ay yıllar, yıllar nasıl geçti Allah'ım ya Rabbim. Tekrardan buradayım ben. Şimdi içeride bir gireceğiz bakalım. Belki orada kahve yeri vardır. Kahve içeriz. Ay çok özlemişim. Ama bütün çalışanlar hepsi ya vefat etti ya emekli oldu. O yüzden yani tanıdık kimseler kalmamış arkadaşlarım. Arkadaşlarım, çalışmış olduğum hastaneye geldik. Bekleme salonundayız. Şöyle tekrardan göstereyim ortamı. Burada çalışmıştım ben yıllar önce. Böyle arkadaşım da yanımda yeni. Burada oturan rahatsız olan hastalar var. Burası dinlenme alanı gibi bir hastane. Çok güzel. Şöyle waffle varmış, taze çıkıyormuş. Yine cappuccino. Yani yemeyeceğiz diyoruz ama kendimizi tutamıyoruz. Gelmişken de dedik boş oturmayalım. Böyle bir şeyler yiyoruz tekrardan. Heh, dondurma da var üstüne waffle'ın. Onları da koyalım bakalım. Hofkaismar'da Gesundbrunnen'e geldik şimdi. Böyle bir yapısı var buranın.
Çevresini de sizler için çekeyim arkadaşlarım. Bakın böyle çok güzel, sakin bir yer. Böyle tekrar yapısını göstereyim. Böyle bunun içi çeşme akıyor. O çeşme şifalı su var orada. Demir yüklüyormuş vücuda. Şu anda kapalı, giremeyiz. Ben bundan bekarken yıllar önce içmiştim. Burası. Evet, çeşme yok ama şimdi böyle küçük havuz gibi bir yer yapılmış. İçmeye niye sokmuyorlar onu merak ettim. İşte kaldırmışlar, şimdi böyle yapmışlar. İçme yasak demek ki de. Evet, yani şifalı bir su burası. Demir varmış yani. Biz o zamanlarda içtiğimiz zaman böyle paspas bir şeyler kokuyordu. Böyle arkadaşlarım, içi de. Güzel bir yer yani burası da. Tavanı da böyle. Burası da Hofko İsmar'ın simgelerinden bir yer. Şurada da bir kilise var. Gezuntbrunnen diye geçiyor burası. Çok güzel. Biz çevreyi geziyoruz böyle. Bir ağaç bulduk böyle. Çalıların üzerine kağıtlar yapıştırmışlar. Böyle bezler. Üzerlerinde dilekler yazıyor Almanca olarak. Böyle. Çevreyi de size göstereyim. Bakın. Buraya yürüyüşe gelenler de var. Aynen böyle. Burası da böyle orman. Şimdi birazcık dolaşacağız buralarda biz arkadaşımla beraber. Yerler çim. Burada da yaşlılar dinlenme, kalma yerleri oluyor herhalde. Kimsesizlerin kaldığı yerler oluyor buraları. Cama çıktı gördük içeride muhabbet ediyor. İnsanlar muhabbet ediyordu. Böyle birazcık yürüyüş yapacağız burada şimdi. Ondan sonra bir ördekli parkımız var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Bugün size sadece doğayı çekmek istiyorum. Çünkü gezdiğin yerleri göster bize İlknur teyze diyorsunuz. Böyle havada bugün şansımız o kadar mı güzel olur? Çok güzel. Yani böyle yürüyüş alanları var buralarda. Bir de hiç böyle hani orman deyip de burada hiç korkmanıza gerek yok. Almanya'da gerçekten hiçbir kötülük olmuyor arkadaşlar. Yani insanları hepsi böyle medeniyetli. Hiç çekinilecek hiçbir şey yok. Yalnız başınıza bile gezebilirsiniz. Burada da şimdi bizi bir göl karşılıyor. Şimdi orayı da çekeceğim. Burası Hofko İsmar'ın Gezuntbrunnen dediği bir yer. Böyle bir küçük bir göl var burada arkadaşlarım. Bunun içinde balıklar da oluyormuş. Hatta şu karşıki binanın önünde evlenenler gelip burada dış çekim yaptırabiliyorlarmış. Yani tabii göl de var, ev de orman içi olduğu için fotoğraf çekimleri yapılıyormuş. Bu gölde 14 derece, eksi 14 dereceye kadar kışın buz tutuyormuş. Hani çoluk çocuk geldiği zaman bunun üzerinde böyle kayak gibi kayıyorlarmış. Şöyle sizlere göstermiş olayım arkadaşlarım. Yani inşallah zevk alırsınız çektiğim videolardan. Böyle bugün sizi doğayla birlikte yanında orman böyle oturma yerleri şöyle çok güzel. Çok güzel. Gerçekten böyle dinlenme alanları. Biraz önce dediğim gibi burada yaşlılar kalıyormuş. Kimsesi olmayanlar herhalde. Ama herkes birbirleriyle burada arkadaşlar. Bu benim çalışmış olduğum hastaneye çok yakın bir yer. Burası da böyle. Yıllar önce gezmiş olduğum yerleri sizlere gösteriyorum. Hiç değişmemiş. Aynen. Bakın bulutların gölgesine bakar mısınız? Gölün üzerine vurmuş böyle. Burayı da size göstermeden edemeyeceğim. Burası da böyle gölden gelen sular nehir şeklinde akıyor. Böyle küçük bir şelale. Ay çok güzel, çok beğendim buraları. Hava da çok güzel. Montluyuz. Böyle kocaman gölün bir kıyısından böyle şelale akıyor. Mis gibi su. Böyle kocaman ulu ulu ağaçlar. Böyle kocaman bakar mısınız kalınlıklarına? Ormanda nasıl çiçekler açmış? Bunlar kardelen oluyor herhalde benim bilgime göre. Beyaz, mis gibi kokuyor. Bunlardan bizim evin bahçesinde de açıyor. Herhalde bunlar sovandan çıkıyor. Çok güzel. Burada dolaşsan belki mantar bile vardır ama tanıyanlar bilir onu. Biz yiyemeyiz. Böyle bir sarmaşık, ağacı sarmış böyle. Burada da böyle küçük bir dere akıyor yine. Böyle aşağı doğru gidiyor. Bunlar yine kardelenler. Çok güzel.
Ormanın içinde geziyoruz böyle. O kadar hoş ki. Böyle. Şimdi bir mezarlığa geldik. Alman mezarlığı burası. Böyle. Çok dolu değil. Başka bir tane daha mezarlık var böyle Hofgeisbar'da. Burası. İstediğiniz yere vefat eden kişiler gömülebiliyormuş. Böyle. Şurada birkaç tane olanı göstereyim sizler için. Devamlı bakımlı. Bakımlı olmadığı zaman zaten bilgi veriyorlarmış. Yani mezarlıklarınızı bakın diye. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlere. Böyle. Burası böyle. Böyle arkadaşlar. Ormanın içinde bir mezarlık. Ama hepsi de bakımlı. Çiçekleri, laleleri herhalde haftada mı ayda mı bir geliniyor. İnsanlar ölmüşlerini ziyaret ediyorlar böyle. Tekrardan yerimi aldım arkadaşlarım. Hepinize tekrardan merhabalar ertesi günden. Yine aynen biz kalktık bugün ortalığı. Annem ben kalkmadan kalkmış. O kadar erken kalkıyoruz ki. Annem saat 5-6 oldu mu sabahleyin uyanıyor. Beni de bugün saat 7 gibi hadi kalk ilk Nur dedi erken artık vakit hani kalkmaz vakti dedi. Kalktık o çayı falan demlemiş kahvaltı tepsimizi hazırlamış. Ben de kalktım elimi yüzümü yıkadım işte kahvaltımızı yaptık annemle birlikte küçük odada. Ondan sonra iki tabak oluyor zaten iki bardak onları hemen yıkadım. Bir de çöp vardı onları dışarı götürdüm döktüm. Sabahleyin çimler burada o kadar şey olmuş ki. Şey tutmuş böyle buz tutmuş çimler. Böyle ayaklarımı basıyorum çimlere ayaklarım ıslanıyor. O kadar bir hava vardı. Ama şimdi dışarısını görseniz günlük güneşlik yalnız soğuk var tabii ki. Öyle arkadaşlarım günlerim çok güzel geçiyor. Annemle birlikte muhabbet yapıyoruz, sohbet yapıyoruz. İlknur teyze sen diyorsunuz Almanya'ya gittin. Hani orada anneni yalnız bırakıyorsun, geziyorsun, tozuyorsun. Arkadaşlar ben buraya geliyorum. Ben yıllar önce görmediğim arkadaşlarımla buluşuyorum, görüşüyorum. Ama benim çektiğim videolar 10 dakika, 15 dakikalık videolar. Yani ben annemle de vakit geçiriyorum. Mesela sabahleyin onunla kalkıyoruz, geceliğin onunla yatıyoruz. Akşam mesela ben bütün gün dışarıda değilim tabii ki. Yani 10-15 dakikalık videolarda görüyorsunuz benim gezmiş olduğumu. Yani ben onu yalnız bırakmıyorum, geliyorum yanına. Onu da çıkmıyor. Zaten biliyorsunuz fazla yürüyemediği için. Havalarda ona göre birazcık serin. Öyle yani yalnız bırakmıyorum. Akşam olduğu zaman kendi arkadaşlarım geliyor ya da gündüz oluyor. Önce biz de oturuyoruz, çıkıyoruz, dolanıyoruz. Sonra dolandıktan sonra geliyoruz yine bir çay molası veriyoruz bizim evde. Yani arkadaşlarımla da birlikte onunla da vakit geçiriyoruz. Annemle de vakit geçiriyoruz. Yani bana burası gerçekten çok iyi geldi arkadaşlar. Yıllar önce gördüğüm arkadaşlarımı, size çekmiş olduğum videoları. Yani yıllar sonra görmek o kadar beni mutlu etti ki gezmiş olduğum yerleri. Bir daha buralara gelebilir miyim bilmiyorum. O yüzden tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çalışmış olduğum hastaneye de gittim. Orada oturduk, waffle yedik gösterdim zaten size de videolarda. O kadar mutlu oldum ki gerçekten. Yani böyle... Değişik bir duygu yani. Yaşayan biliyor, ben bunu biliyorum. O yüzden de ben burada her şeyin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Güzel günler geçirmeye çalışıyorum. Yani bir tek annem var yanımda sorumluluk olarak. Hiç kimse yok. Tabii ki çocuklarımı çok özlüyorum, torunlarımı çok özlüyorum. Onların yanına gittiğim zaman onları da ihmal etmiyorum biliyorsunuz. Ama buradayken de tadını çıkarıyorum arkadaşlar. Böyle... Yani yorum yaparken yani videomun 10 dakika 15 dakika olduğuna da hani dikkatinizi çeksin. O yüzden annemi yalnız bırakmıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Bye bye.